Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli seyirciler bugünkü sohbetimde dua ve öneminden söz etmek istiyorum. Böyle bir konuya girerken merhum Elmallah Hamdi Efendi'nin ilim denizi hak dini, Kur'an dili atlı bir eserinin girişinde, dibacesindeki veciz dua ile başlamayı düşünüyorum. İlahi hamdini sözüme sertac ettim, kitabını kendime minhac ettim. Ben yoktum sen var ettin, varlığından haberdar ettin, aşkınla gönlümü bir karar ettin, inayetine sığındım, lütfuna geldim, kulluk edemedim, affına geldim şaşırtma beni, doğruyu söylet, neşeni duyur, hakikati öğret. Sevdir bana hep sevdiklerini, yerdir bana hep yerdiklerini. Sevdin Habibini kainata sevdirdin, sevdin de hilat-ı risaleti giydirdin. makam İbrahim'den makam-ı Mahmud'a erdirdin. Server-i asfiya kıldın, hatem i enbiya kıldın, Muhammed Mustafa kıldın. Salatü selam tahiyyatü ihtiramuna onun alu eshabu etbaına ya Rab. Süleyman Çelebi'nin de böyle son derece veciz, kısa cümlelerle duası. Şöyle diyor, İlahi, sana layık kullar ile hem demir, ehli derdin sohbetine mahremet. et. İlahi, Saklağıl imanımız verelim ta iman ile canımız ilahi saklagıl imanımız verelim ta iman ile canımız değerli seyirciler dua nedir Allah'ın yüceliği karşısında kolun aczini itiraf edip ona sığınmasıdır acizin kudretliye, faninin bakiye, yaratılmışın yaratana sığınmasıdır. Kur'an iki duanın arasında yer alıyor. Kim dua eder kim etmez, kim ister kim istemez. İhtiyacı olan ister, ihtiyacı olmayan istemez. Peki bizim ihtiyacımız yok mu? Allah'ın lütfu bizde daimidir. Bir an kesilse maazallah kökü kesilmiş ağaçlara döneriz. O yüzden Rabbimiz şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Ya eyyühen nâsü entümül fukarâ ilallah Ey insanlar hudutsuz ihtiyaçlarla Allah'a muhtaçsınız. İnsanlardan bir şey istersek gücenirler. Ama Rabbimiz men lem yeselilla yahtab Kim Allah'tan bir şeyler istemezse Allah ona gücenir. Kulma ya bi'ukum rabbi levla du'a'ukum ey peygamber de ki duanız olmayaydı Rabb'im sizi. Nideydi? Dua ibadetin özüdür. Dua müminlerin güç kaynağıdır. Bu veciz sözler benim sözüm değil. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam dua mümin. Dua müminlerin güç kaynağıdır. Leise şeyun ekrem alallah min dua Kuldan Allah'a karşı duadan daha önemli bir şey yoktur. Manas destanının bir bölümü toplumların, milletlerin mutluluğu şu beş şeyledir. Alimlerin ilmi, devlet adamlarının adaleti, ordunun kahramanlığı, ehli servetin cömertliği ve halkın duası. Batı dünyasında laboratuvar tahlili bakın. Aynı fizik ortam. E, aynı fizik ortam ama birisinin başına dua ile, sena ile varılıyor. Diğerine ise küfürle, e, şamata ile varılıyor. E, sonuçta bakılıyor ki dua ile, sena ile başına varılan çiçek, fizik ortam aynı olmasına rağmen daha iyi gelişiyor. Batılı bir general diyor ki duanın teskin edici rolü olmayaydı savaş alanlarında ben kafayı bozardım, tecennün ederdim. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki yapacağınız dua ile ya bir hayra erersiniz ya bir kötülüğün önüne geçersiniz ya da bu ikisi de söz konusu olmayacak olursa amel defterinize Allah'ı zikir sevabı yazılır, kaydedilir. Kul mahşer günü amel defterini eline alınca Ya bir şu, şu sevapları biliyorum da şunları bilmiyorum. Bunları ne için verdim bana? Kulum sen bir konuda dua ediyordun. Ben de senin menfaatin, maslahatın gereği duanı arzun üzere gerçekleştirmiyordum ya, işte onları buraya hep sevap olarak geçiriyordum. İmadem öyle ya Rabbi, keşke hiçbir duamı kabul etmeseydin de, bugün işime yaramak üzere amel defterime geçirmiş olsaydın. Değerli seyirciler, dua da iki çeşittir. Bir fiili dua, bir de kavli dua. Bakın yağmur duası dinimizde meşru bir şey. Kuraklık oldu değil mi? Cuma günü olunca cuma namazını kılmak farz bir kulluk görevi oluyor ya. Kuraklık baş gösterince de kulların acizliğini anlayıp sadakalar vermesi, tevbe istiğfarlar etmesi ve Cenab-ı Hak'tan yağmur dilemesi. Yani biz dua edeceğiz de Mevla Yağmur verecek demek midir? Amma verir, amma vermez. Biz o görevimizi yapmış olalım. Fakat bakın bu dilimizle yaptığımız dua kavli duadır. Bir de fiilisi var. Orman yetiştirmek, ağaç yetiştirmek. Kıyamet kopuyorsa, elinizde bir fidan varsa, bırakın siz kıyametin kopmasıyla ilgilenmeyin fidanı. Dikiniz, diktiğiniz ağaçtan, ektiğiniz ekinden kurt, kuş, canlı, insan, hayvan faydalandığı sürece e, sizin için akar olur, gelir olur, ondan faydalanırsınız. Yani hem fiili, hem kavli. Hem hastalandığımda doktora gideceğim, ilacı da kullanacağım, ama Rabbimden de şifa dileyeceğim. Tarihimizde bakın sevgili peygamberimiz Bedir savaşında bir taraftan zırha bürünüyor ama sabaha kadar da böyle dua ediyor gözyaşlarıyla. Fatih Sultan Mehmet karadan gemi yürütüyor. 54 gün müddetle o asker ne mutlu asker, o komutan ne mutlu nitelemesine uygun bir şekilde orduyu disiplinle muhafaza edebiliyor. Atını denize sürüyor ya Bizans beni alır ya ben Bizans'ı diyor. Ama diğer taraftan da Abdülhak Hamid'in diliyle titrerdi secdegahın oldukça sen cebin say hala gelir zeminden tekbiru zar zarın yani demek bir taraftan böyle bir güç ama diğer taraftan da hıçkırıklarla secdede dua ediyor. 1389. Kosova'da Sultan Murat Hüdavendigar bakıyor bizim asker az, Haçlı ordusu fazla. Ve bizim asker tarafında da toz bulutları ağlayarak şu duayı yapıyor. Yatsı namazından sonra abı ruyu ve Ekrem için Kerbela'da revan olan dem için ...Şeb-i firkatte dökülen yaş için rehi aşkında sürünen yüz için ya Rabbi peygamberin hatırına Kerbela'da dökülen peygamber evladı kanı hatırı için ayrılık gecesinde dökülen gözyaşları için Aşkınla secdede sürünen yüz için Murat kuluyun günahı yüzünden benim askerimi mağlub etme. Yağmurlarını indir, toz bulutları gitsin, küffar ile göre göre cenk edeyim. Askerimi muzaffer eyle, siperi, askeri, huda olayım. Ama beni de şehit eyle. Hakikaten yağmurlar yağıyor, toz bulutları iniyor, savaş 8 saat sürüyor. Askeri az olmasına, diğerleri de çok olmasına rağmen zafer ve sonra da duasında geçtiği gibi asker muzaffer oluyor, kendi de şehit oluyor. Allah devletimize zeval vermesin. Türkiye Diyanet Fakfı ne güzel bir türbe yapmış Kosova'da. Murat Hüdavendigar'ın iç organları oraya defnediliyor ama cesedi de Bursa'mıza getiriliyor. Bu olayla ne demek istedim? Hem fiili dua hem de kavli dua olduğunu görüyoruz. Rabbimiz Kur'an'da şu duayı öğretiyor. Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina kurrete a'yunin ve cealna lil mütteqine imama. Ya Rab bize göz nuru, gönül süruru, eş ver, evlat ver, saygı da, sevgi de, huzur da, mutlulukta seni sevenlere bizi rol model eyle. Bizi örnek eyle ya Rabbi. Bu ne güzel bir mefkure, ne güzel bir duadır. Ama bunu kavlen yaparken fiilen de evladımın hayrul halef olarak yetişebilmesi için anne, baba, akraba, komşular o evladımızın hayrül halef olarak yetişmesi için terbiyede hepimize görev düşmektedir. Yine Kur'an'da Rabbimizin öğrettiği şu duaya bakın. Ne kadar ihtiyacımız var değerli seyirciler bu duaya. O sahabe-i kiram neslinden sonra gelenler şöyle dua ederler, şöyle dua etmeliler. Rabbenağfirlele veli ihvanenellezina sabaquna biliman ya rab bizi ve bizden önce imanla ebediyete göç edenleri bağışla ya rab gönüllerimizde müminlere karşı kin bırakma rabbena innake raufur rahim ya rab sen esirgeyen bağışlayan mevla'sın yani şu cennet vatanda, ecdat yadigarı vatanda bu duaya ne kadar ihtiyacımız vardır. Sevgili Peygamberimiz en çabuk kabul olan dua müminin mümine yaptığı, kıyaben yaptığı duadır buyuruyor. Duyar kulun ricasını, kabul eder duasını, verir dertler devasını, bir mihriban Allah. Kulun kusuruna bakmaz. Verir nimet başa kalkmaz. Hacalet narına yakmaz. Örter aybı nihan Allah. Duanın adabı vardır. Nedir o? Yani bir kere samimi bir gönülle dua etmeliyim. Acizliğimi, ihtiyacımı göz önüne getirerek dua etmeliyim. Sevgili Peygamberimiz Bilindiği gibi şöyle dua ediyor değil mi? Ya Rabbi fayda vermeyen bilgiden, kabul olmayan duadan, heyecanını duymayan gönülden, doymak bilmeyen nefisten sana sığınırım. Peki duanın demek adabı var, erkanı var. Sözüm doğru olmalı, lokmam helal olmalı, e, duygulu bir gönülle yaşaran gözle Rabbıma dua etmeliyim. Ama öyle ki kul çaresiz kalır da Rabbim derse adabına, erkanına uymasa bile kabul olur mu? Rabbimiz şöyle buyuruyor bakın. Emmen yucibul muzdarra iza daahu ve yekşifü's su. Kul muzdar kalıp çaresiz kalıp da Rabbim deyince onun duasını kabul eden Mevla. Değerli seyirciler, öyleyse hudutsuz ihtiyaçlarla ona muhtacız. Gelin Rabbimizin bu sonsuz lütuflarını, maddi manevi nimetlerini ve bizim de ona olan hudutsuz ihtiyaçlarla muhtaç oluşumuzu göz önüne getirerek dua edelim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Erhamer Rahimin, bizlere bitmez tükenmez nimetler ihsan eyledin, sana hamdolsun. Cennet gibi bir vatanın sahibi, mefahir dolu tarihin varisi kıldın, sana hamdolsun. Bizi minare gölgesinde Ezan ülkesinde Müslüman ana ve babadan dünyaya getirdin. Sana hamdolsun. En büyük servet, en büyük devlet imana erdirdin. İman nimetini aramadan buldurdun. Sana hamdolsun ya Erhamer Rahimin. Ruhlar aleminde sana verdiğimiz kulluk sözleşmesini yenilemek istiyoruz. Lütfunla, kereminle bizi kabul eyle. Sana layık kul eyle. Habibine layık ümmet eyle. Kur'an'a hadim millet eyle. Şu anda affolmadık bir günahımızı bırakma. Sevince çevirmediğin bir keder bırakma. Ödetmeyeceğin bir borç bırakma. Kabul etmediğin bir duamızı bırakma. Ya Erhamer Rahimin. Bizlerden ayrılarak huzuruna varmış cümle geçmişlerimizin ruhlarını şahat, makamlarını cennet eyle. El açıp dua eden şu insanların, vücutlarına sağlık, kazançlarına bereket, yuvalarına mutluluk, iş yerlerine başarı ve bereketler ihsan eyle. Kanımızdan, canımızdan yaratılan evlatlarımızı bizler için hayrul halef eyle. Büyük mahkemende onları bizden şikayetçi değil şefaatçi eyle. Devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle. Ya mücibet davat, ya mutiyel mes'ulat sen malikül mülksün, malikül mülüksün, mukallibül kulupsün. mülk senin elinde, gönüllerimiz senin elinde. Yüzyıllardan beri kaderde, kederde, acıda, tatlıda, etle tırnak, ruhla beden gibi bir ve beraber olmuş aziz milletimizin gönüllerini karşılıklı sevgi, saygı duygularıyla meşbu eyle. Bizi birlikte dirlikte daim eyle. Sana giden iman caddesinden ayaklarımızı kaydırma. Nefse, şeytana, şeytanlaşmış insanlara uydurma. Ya Erhamer Rahimîn, Bizi Kur'an ahlakıyla ahlaklandır. Kur'an-ı Mübini yuvamızın, yurdumuzun avizesi eyle. Sıratta yolumuza nur, mahşerde şefaatçi eyle. Sevgili Peygamberimiz senden neleri istediyse onları bize lütfeyle. Nelerin şerrinden senin himayene sığındıysa bizi o türlü şerirlerin şerrinden hıfz emanında eyle. Ya Erhamir Rahimin seni umduğumuz gibi dost bulduk, Mevla bulduk, Mu'im bulduk. Sen de bizi sana layık, Sadı kul eyle, ahir ve akıbetimizi hayır eyle, cennet ve cemalinle ikram eyle, şu konuda da dua edilse de, şu insanlara amin deseydi diye gönüllerinden geçiren cümle kardeşlerimizi korktuklarından emin, umduklarına nail eyle. Hayırların fethi, şerlerin defi, duamızın kabulü, Rabbimizin rızası için el-Fatiha.